ruh nedir, nefis nedir, beden nedir ve bunların üçünün bir araya getirdiği insan nedir? Biz ruhumuzun çok güçlü olduğundan bahsediyoruz. Biliyorsunuz çakralarımızdan bahsediyoruz. Üçüncü gözümüz olduğunu, görünenin ötesini, maddenin ötesini görme kabiliyetinde olduğumuzu, evrendeki diğer ruhlarla konuşabilme kabiliyetimiz olduğunu ben sıkça dile getiririm. Bütün bunları yapabilme kabiliyetimiz var. Ancak bizim bu kabiliyetten haberimiz yok. Biz sadece beş duyu organımızdan, yani duyusal güçlerimizden haberdarken aslında bizim ruhsal güçlerimiz de var. Dilimle, laf sen söylediğim şeylere, işte Allah'ım o çok beğendiğim arabayı bana gönder diyorum ben. Peki nefsim ya da ruhum aynı fikirde mi? Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Konumuz yine insan ve evren. İnsanın ve evrenin tek boyutlu ele alınmasından kaynaklı birçok problemimiz olduğunu, aslında insanın ve evrenin bildiğimiz kadarıyla 3 boyutu olduğunu dile getirmiştik bundan önceki videomuzda. Eğer o videoyu izlemek istiyorsanız da buraya bırakıyoruz. İsterseniz orada bir hatırlayabilirsiniz bu bilgileri. Şimdi sadece insandan bahsedeceğim arkadaşlar. Bizler normalde özellikle ruhsal çalışma yapan arkadaşlarım ruh, zihin, beden olarak 3 boyutta insanı ele alırız. Ben bu ruh, zihin, bedeni ruh, nefis, beden olarak ele alıyorum arkadaşlar. Zihin dediğimiz bizi bugün oyalayan bir takım sanrılarla bu hayatı yaşatan şeyin aslında ben nefis olduğunu anladım. En azından bana göre zihin dediğimiz şey nefis. Peki ruh nedir, nefis nedir, beden nedir ve bunların üçünün bir araya getirdiği insan nedir? İnsanı niye bu kadar irdeliyoruz? Çünkü bir problemin kaynağını çözmek için öncelikle teşhis yapmak lazım. Öyle değil mi? Biz insana dair problemleri çözmek istiyorsak ne yapacağız? Önce insanı bir tanıyacağız. Mekanizmalarını bileceğiz. Ne gibi güçleri var göreceğiz. Ondan sonra da onun üzerine daha rahat konuşabileceğiz. Tabii insanı anlatırken sadece onu anlatmak da yetmeyecek. Ne yapacağız? Biz insanın bu aleme gelmeden önce geçtiği bütün o ruhsal alemlerden de bahsedeceğiz. Tabii ki bir sonraki videolarda. Aslında anlatacak o kadar çok şey var ki. O yüzden böyle ne anlatacağımı şaşırıyorum. Her şeye değinmek istiyorum. Bu konuda da birazcık karmaşık anlatıyorsam tekrar tekrar izlerseniz belki daha rahat anlayabilirsiniz. Bu da benim sizlere minik bir ricam. Evet arkadaşlar, insanın ruh, nefis ve bedenden oluştuğunu söyledik. İbrahim Hakkı Hazretleri diyor ki, ruh bedeni binek olarak kullanır. Şu gördüğümüz beden, yani etten kemikten yaratılmış, dolaşım sistemi, solunum sistemi, sinir sistemiyle donatılmış bu bedenimiz aslında ruhumuzun bir bineği. Yani ruh yapmak istediği bütün işleri beden vasıtasıyla yapıyor. Beden üzerinden yapıyor. Fakat ruhla beden arasındaki mekanizmayı ne sağlıyor derseniz işte orada işin içine nefis giriyor arkadaşlar. Yani ruhla beden arasındaki bağı sağlayan yegane unsur nefis. En azından bunu söyleyen çokça benim de kendilerinden rehberlik aldığım, kaynaklarından istifade ettiğim İmam-ı Gazali, İbn-i Arabi, İbrahim Hakkı Hazretleri, İbn-i Sina gibi daha birçok alim zatın bahsettiği konular bunlar. Yani arkadaşlar benim size bir önceki videoda da bahsettiğim ve söz verdiğim üzere ben size bu bilinçaltı konularını, bu spiritüel, ruhsal konuları ya da metafizik, siz hangi kelimeyi kullanıyorsanız anlatırken her zaman bilimsel ya da işte tasavvufi açıdan bunu destekleyerek, destekleyecek kaynakları sizlere vererek konuşacağım. Bizler günlük hayatımızda bir takım işte madde bazında bazen para problemleri, bazen finansal problemler yaşıyoruz. Bazen işte ilişkilerle alakalı sıkıntılar yaşıyoruz. Bazen hiç kimsenin haberi olmadığı, içimizin içimizi yemesine sebebiyet veren korku, kaygı, anksiyete gibi bozukluklar yaşıyoruz. Bunların her biri bizim günlük hayatımızda aksamalara
bir sonraki adımı yapmamızı engellemeye kadar varıyor. Maddesel manada biyolojik ya da fizyolojik problemlerimizin kaynağının sadece maddesel evrenden değil, ruhsal evrenden de geldiğini zaten defalarca dile getirdim. İki yönden bana itiraz geliyor. Bir, biz ruhumuzun çok güçlü olduğundan bahsediyoruz. Biliyorsunuz çakralarımızdan bahsediyoruz. Üçüncü gözümüz olduğunu, görünenin ötesini, maddenin ötesini görme kabiliyetinde olduğumuzu, evrendeki diğer ruhlarla konuşabilme kabiliyetimiz olduğunu ben sıkça dile getiririm. Bazen bu konuda sizlerden böyle sorular alıyorum. Yani basit bir varlığız, nasıl ruhlarla konuşacağız, nasıl onları göreceğiz ya da görünenin ötesini göreceğiz, geleceğe göreceğiz, geçmişi göreceğiz. Ya da bahsettiğimiz gibi bunları değiştirebilme kabiliyetimiz var. Evet arkadaşlar, bütün bunları yapabilme kabiliyetimiz var. Ancak bizim bu kabiliyetten haberimiz yok. Zaten sorun burada başlıyor. Biz bu kabiliyetten haberdar olduğumuzda onları kullanmaya zaten otomatik olarak başlıyoruz. Bu kabiliyetlerimiz nedir bizim? Az önceki bahsettiğim 3 boyut vardı ya, hani ruh, nefis ve beden. Evet, biz onu şöyle de algılayabiliriz. Kalp, beyin ve beden olarak algılayabiliriz. Biz bunu şöyle de algılayabiliriz. Bilgi, yani ilim, irade ve kudret. Bir şeyin önce bilgi safhasında olması, sonra irade edilmesi, sonra da kudret, yani bedensel surette açığa çıkması. Yani ben madde hayatımda bir şeylerin değişmesini istiyorsam bu sıralamayı izlemem gerekecek arkadaşlar. Ya da bazen de tam tersi bir etkileşimle bugünkü davranışlarımı değiştirdiğimde ben ruhsal boyutumu etkileyeceğim. Yani iki yönlü bir etkileşim mekanizması var burada. Şöyle bazen itirazlar geliyor. Biz kimiz ki? İşte peygamberler, hani manevi bir güçten bahsettiğimiz, aklımızda hep böyle peygamberlerin mucizeleri, işte büyük zatların kerametleri geliyor. Biz düz insanlar bunu nasıl yapacağız? Deniyor, evet. Şimdi ben burada zaten devreye giriyorum arkadaşlar. Düz insan dediğiniz bir şey yok. Zaten insan dediğimiz mahlukat çok donanımlı, çok kabiliyetli, birçok güçle kaim bir varlık. Biz sadece 5 duyu organımızdan, yani duyusal güçlerimizden haberdarken aslında bizim ruhsal güçlerimiz de var. Bunlar kalp gücümüz, akıl gücümüz, fikir, hayal gücümüz, muhakeme gücümüz. Bütün bunlarla neler yapabileceğimizi bilseniz hiç durmazdınız, hemen başlardınız. Nitekim bizim okulumuzda öğrettiğimiz öğretilerde tam da bunun üzerine. Yüce Allah ne diyor arkadaşlar? İsteyin vereyim. Allah'ın vermesine bir problem olmadığına göre demek ki bizlerin istemekle ilgili bir problemi var. Evet, peki bu problem nasıl olabilir ya da nasıl giderilebilir sizce? İstemeyebileceğiz. Nasıl olacak bu? Öncelikle tabii ki dilimizle isteyeceğiz arkadaşlar. Kelam sıfatıyla. Allah nasıl bu alemi ol diyerek yarattıysa bize bir şeyin nasıl yapılması gerektiğini aslında ilk gösteren zat Allah'tır. Ne diyeceğiz? Öncelikle dilimizle isteyeceğiz. Fakat bu isteğimizin gerçek mi, samimi mi olduğunu biliyor muyuz? Gerçekten dilimizin istediğini acaba kalbimiz biliyor mu? Size az önce bahsettiğimiz 3 boyutumuz var ya bizim. Hani kalbimiz, beynimiz ve bedenimiz. Evet, bu üçü mutabık olduğunda bizim isteklerimiz gerçekleşiyor. Yani benim bedenimle, dilimle, lafsen söylediğim şeylere, işte Allah'ım o çok beğendiğim arabayı bana gönder diyorum ben. Peki nefsim ya da ruhum aynı fikirde mi? Ya da diğer adlarıyla neydi bunların adı arkadaşlar? Kalbim, beynim aynı fikirde mi? Ne olması gerekiyor? Üçünün birlikte istemeleri gerekiyor. Yani benim dilimle istediğim şeyin kalbimle tasdik edilmesi, nefsimle de onaylanması gerekiyor ki arkadaşlar bu şeyler gerçekleşsin. Evet, bu noktada peki benim kalbimdeki gerçeklikler hayatıma tezahür ediyorsa, kalben bir şeye inandığımda ya da kalben istediğimde bu oluyorsa demek ki benim işim birazcık kalple. Tabii ki bir de ne dedik bizlere? Ruhla beden arasındaki bağı nefis sağlıyorsa o zaman biraz da işimiz nefisle. Yani nefste bozukluk varsa onu düzelteceğiz. Kalpte bozukluk varsa onu düzelteceğiz. O zaman hayatımızda maddesel formda isteklerimize ulaşacağız. Bu bir bedensel hastalıksa ya da ruhsal bir hastalıksa, herhangi bir problemse hiç fark etmez. İnsana dair olan her şey için geçerlidir bu. Ne yapacağız? Kalp, nefis ve
bedenimiz mutabık olduğunda bu istekler gerçekleşeceğiz. Asıl anlatmak istediğim şey bizim kalbimizin bizi nasıl yönettiği ile alakalıydı. Yani bu üçlümenin, bu üçlü boyutun kalp tarafını yani ruh tarafını kısaca anlatacağım. Ama burada İmam Gazali'nin Kimya-i Saadet kitabından birazcık faydalanacağım arkadaşlar. Evet, çünkü bizler genel olarak kendimizi çok sıradan görüp sahip olduğumuz kabiliyetleri dediğim gibi sadece işte peygamberlere ya da evliyalara ait zannettiğimiz için zaten kullanma ya da böyle bir şey olduğunu düşünmeden çok uzağız. Fakat bakın o kadar güzel anlatmış ki burada, o yüzden burayı okuyacağım. Diyor ki İmam-ı Gazali, gönül penceresinin uyumadan ve ölmeden melekut alemine açılmayacağı zannedilmemelidir. Evet, şimdi buradaki kelimeler birazcık bizleri zorlayabilir. Ancak bir sonraki videoda bu alemlerden bahsedeceğim sizlere. Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Daha rahat anlaşılması açısından. Evet, bahsettiğimiz asıl olgu bilinçaltımız. Bilincimiz, bilinçli zihnimiz ve bedenimiz. Bu üçleme içindeki koordinasyon arkadaşlar. Bizlerin kalp perdesindeki o perdeler aralandığında istediğimiz şeyin hakikatini görüp gerçek anlamda istemeye başlıyoruz. Gerçek anlamda istemeye başladığımız her şeyde bu bir şifa da olabilir, bu bir iyileşme de olabilir, bu bir para, araba, ev de olabilir, çocuk da olabilir. Hiç fark etmez. İstediğiniz şeyin maddi ya da manevi olmasının önemi yok. Hayatımızda gerçekleşir. Şimdi evet, aldığım itirazlardan bahsettim ya az önce. İşte ne dedik? Bu sadece peygamberlere has bir özellik midir? Hayır, diyor ki Hazreti Peygamber'in de bununla alakalı bir hadis-i şerifi var. Çok konuşmasaydınız ve kalplerinizdeki karışıklık olmasaydı benim gördüğümü görür, duyduğumu duyardınız diyor. Yani burada herhangi bir kategori yok fark ettiyseniz. Yani herhangi bir sınıflandırma yok. Hazreti Peygamber ne diyor? Çok konuşmasaydınız ve kalplerinizdeki karışıklık olmasaydı benim gördüğümü görür, duyduğumu duyardınız. Demek ki burada sadece insan olmak yeterli. Ama kalp karışıklığını ne yapacağız? Birazcık dilimizdeki bu gereksiz, lüzumsuz cümleleri bir kenara bırakacağız. Ondan sonra isteklerimiz olacak. Şimdi başka bir şey anlatacakken konu birazcık bu yöne doğru şu anda evrilmeye başlıyor arkadaşlar. Ne tarafa evriliyor? İsteklerimizi hani dedik ya kelam sıfatıyla önce dillendireceğiz, önce isteyeceğiz. Peki peygamber sizce neden çok konuşmaktan bahsetti? Çünkü biz konuşunca genellikle yanılmaya başlıyoruz. Yani istediğimiz bir şey evse, arabaysa, bir eşse ya da bir başarıysa ne yapıyoruz? Bunun çok zor ya da imkansız olduğunu dillendiriyoruz. Evet, şu arabayı beğeniyorum ama almam çok zor. Bu bütçeyle bu eve ulaşmam çok zor. Ya da işte ben şu kişiyi çok seviyorum ama o bana gelmez herhalde. Yani isteklerimizin önüne önce bir engel koyuyoruz. Zor ya da imkansız olarak. Sonrasında bunu dile getiriyoruz. Şimdi tekrar bizim o hani kalp değil de beyin boyutuna geçtiğimizde beyin o kadar muhteşem bir varlık ama bir yönüyle de çok basit bir varlık, çok yönetilebilir bir varlık. Şimdi size bir tane hatta test yaptıracağım. Çok iyi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Beyin gördüğü şeye inanıyor arkadaşlar. Yeter ki siz dilinizi tutmayı bilin. Yani dilimiz istediğimiz şeyi kolaylıkla elde edebileceğine inanırsa, evet ben bunu istiyorum ve benim için olması mümkün. Ben bunu kolaylıkla elde edebilirim. Ben şanslıyım. Allah bana her şeyi nasip etti. Bunu da edebilir. Bunu da eder tabii ki. Kendimizi destekler cümleler kullanmaya dikkat edeceğiz. Ya da bunları diyemiyorsak susacağız. Sadece isteklerimizi dile getireceğiz. Sonrasında ise arkadaşlar konuyu hayal gücümüze bırakacağız. Hani bahsettim ya az önce 5 duyu organımız dışında, yani o duyusal güçlerimiz dışında bize bizim manevi güçlerimiz vardı. İşte burada hayal gücü dediğimiz musavvir gücüne geçeceğiz. Biliyorsunuz musavvir Allah'ın isimlerinden bir tanesi. Ne yapacağız? Onu kullanacağız. Peki bu nasıl çalışıyor? Hemen size minicik bir testle göstereceğim arkadaşlar. Beynimiz çok hem karmaşık gibi gözükse de çok kolay ikna edilebilir bir organ. Bu noktada şimdi o nasıl kolayca ikna edebildiğimizi ve hizmetimizi aldığımızı size göstereceğim. Bu yüzden
Neyi kullanıyoruz dedik? Hayal gücümüzü kullanacağız. Evet, şimdi hep birlikte gözlerimizi kapatalım. Ben de kapatıyorum. Gözlerimizi kapatalım. Şimdi herkes bir limon görsün, hayal etsin. Bir bıçakla o limonu ikiye kestiğinizi görün önce. Çok sulu bir limon bu. Şimdi o limonun bir yarısını alıp şöyle güzelce, evet, hatta şimdi bir de ekstra devam edelim. Bir de yeşil erik var ya, bu yazın oluyor böyle kütür kütür. Sulu bir yeşil eriği güzelce ısırdığınızı hayal edin. Bir lokma, bir ısırık alın. Tamam, şimdi gözünüzü açın. Ne oldu arkadaşlar? Her birimizin tükürük bezleri çalıştı. Öyle değil mi? Herkesin bir ağzı sulandı. Ortada bir limon ya da bir erik olmadığı halde. Fakat beynimiz hayal ettiği şeyleri gerçek olduğunu zannettiği için ne yaptı? Bütün hormonlarımızı, tükürük bezlerimizi harekete geçirdi. İşte bizim isteklerimizi dile getirdikten sonra onları olmuş gibi gözümüzde canlandırdığımızda beyin az önceki limon ya da erik, artık ne derseniz, bu örnekte olduğu gibi gerçek zannediyor ve sizin bütün hormonlarınızı, yani tüm enerjinizi bu noktada organize etmeye başlıyor. Evet, beyni kandırmak bu kadar basit arkadaşlar. Olmayan bir limonun bizlerde yarattığı bu ağız sululuğu neden kaynaklı? Çalışan hormonlarımızdan kaynaklı. Evet, bizler aynen bu limon örneğinde olduğu gibi isteklerimizi dile getirdikten sonra, gözümüzde canlandırmaya başladığımızda, yani hayal kurduğumuzda, olmuş gibi onu görmeye başladığımızda beyin bunu gerçek zannediyor ve bizim enerji sistemimizi bu noktada çalıştırmaya başlıyor. Evet, burada çekim yasası devreye giriyor ve ne oluyor? Biz kendi enerjimizle birlikte gördüğümüz hayale kendimizi kaptırıp onu gerçek zannederek beynimiz bütün enerji sistemimizi onu gerçekleştirmek üzere bütün etrafımızdaki alemi koordine etmeye başlıyor. Evet, şimdi 3 boyutlu insanın bedensel tarafı, beyin tarafı ve kalp tarafı. Bu tarafın üçünden de bahsettik, ancak kalbe tabii ki giremedik arkadaşlar. Bunların her biri o kadar uzun konular ki ben bunlara birer saat anlatsam, belki de işte saatlerce anlatsam bitiremem. Ancak bugünlük yine şöyle bir akıllarda birazcık soru bırakalım. Sonraki videolarda bunların devamlarını hep birlikte izleyelim. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu izlediğiniz videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. İnşallah bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın.